Sayın Genel Başkanım, çok saygıdeğer hanımefendiler, efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere 81 ili yaşamak otobüsüyle karış karış gezen, kadının örgütlü gücünü büyüterek partimizin iktidar yürüyüşünü hızlandıran, yalnız değilsin, biz varız diyerek kadınlara umut olan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Kadın Kolları Genel Başkanı Sayın Aylin Nazlı Akay'ı buraya davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, buyurunuz lütfen. Sayın Genel Başkanım, aile içindeyiz. Onun için müsaade ederseniz sevgili kız kardeşlerim ve değerli basın mensupları. Öncelikle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün Genel Başkanım 7 farklı coğrafyadan birçok kız kardeşimiz burada ve sizin talimatınızla hayata geçirmiş olduğumuz Yaşamak projesiyle güçlerine güç kattığımız, hayatına dokunduğumuz arkadaşlarımız burada. İl başkanlarımız, ilçe başkanlarımız aramızda ve bugün tabii bizler için çok önemli bir gün, çok tarihi bir gün. Birkaç cümleyle o önemi hatırlatmak gerekirse, bundan 62 yıl önce 1930-1961 yılları arasında hatta Dominik Cumhuriyeti'ni yöneten bir diktatör halkına zulmü, baskıyı, her türlü kötülüğü reva görüyordu. Ve ülkede demokrasi ve insan hakları tamamen askıya alınmış durumdaydı. O günlerde 3 kız kardeş çıktı ve bu düzene dur demek için bir direniş başlattı. Biliyorlardı ki direnişin yolu örgütlenmeden geçiyor. Örgütlendiler, örgütlendiler, örgütlendiler ve bir süre sonra direnişin sembolü oldular. Kelebekler diye anılan bu Mirabal kardeşler defalarca tutuklandılar. Mallarına el konuldu, çeşitli tehditler gördüler ama hiç yılmadılar, hiç vazgeçmediler mücadeleden. Bir gün arabayla giderken araçları durduruldu ve arabadan indirildiler, tecavüz edildiler, öldürüldüler, uçurumdan aşağı atıldılar. Tabii diktatör ve yandaşları çok sevindi. Sandılar ki onlardan kurtuldular, kelebeklerden kurtulduklarını zannettiler. Ama kelebeklerin o uçurumun kenarındaki kanat çırpışı büyük bir rüzgara dönüştü. Kelebek etkisiyle yayıldı ve diktatörlük yıkıldı. Zaten biliyoruz ki diktatörlükler yıkılmak içindir, değil mi arkadaşlar? İşte biz de o günden bugüne 1999'da Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü ilan edildiğinden bu yana çeşitli etkinlikler, paneller, sokak eylemleriyle birlikte bugünlerde sesimizi, sözümüzü yükseltiyoruz. Ama maalesef iktidar kadınların sesini de sözünü de duymuyor. Her gün iki kadın katledilirken, her gün her üç kadından biri hayatının bir döneminde şiddet türlerinden en az birine maruz kalırken iktidar katledilen kadınlardan bir sayı olarak bahsediyor. İşte bizler bugün bu kadınların bir sayı olmadığını, onların bir anne, bir eş, bir evlat, bir arkadaş, bir kız kardeş, bir dost, komşu olduğunu bir kez daha buradan hatırlatmak istedik. Ve 444-8285 numaralı hattımızı arayarak ya da bizzat kadın kolu başkanlarımızın bağlantı kurmasıyla birlikte bir bağ kurularak bugün daha güçlenmiş olan 3 tane
3 kadın arkadaşımı şimdi izniniz olursa kürsüye davet etmek istiyorum. Bugün asıl onların günü. Nasıl mücadele ettiler? Nasıl bu mücadeleyi inşallah şimdi şiddet sarmalından kurtuldular? Daha da güçlenerek büyütecekler. Bizlere onu anlatsınlar. Sevgili Güllü, sevgili Deniz ve sevgili Gülay. Önce bu 3 kız kardeşimizi davet ediyorum sahneye. Buyurun lütfen. Evet, hoş geldiniz merhaba tekrar. Abi. Tekrar merhaba, hoş geldin Gülbicim. Gülay'cığım hoş geldin. Evet, önce, evet. O zaman önce Güllü seni alalım istersen. Evet. Evet, seni dinliyoruz. Öncelikle bana bu platformda yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben buraya sizi ağlatmak veya üzmek için gelmedim. Ben buraya size ne kadar güçlü olduğumu göstermek için geldim. Bravo. Eski eşimin bana yaşattığı acıları biraz da olsun size anlatmak istiyorum. Burada karşınızda ağlamak da istemiyorum aslında ama 30 Ocak'ta eski eşimin yani boşandığım eşimin pompalı silahlı saldırısına maruz kaldım. 2 kere başıma silah dayadı. Kendi elimle çektim namlusunu. Sonra birkaç adım beni ittirdi. Sabahın 6'sına doğru geldi. 7 aylık bir bebeğim vardı elimde. Geldiğinde beni ittirdikten sonra kalbime doğru sıkacaktı ama ani dönüşümle koluma geldi. Ve kolumdan 8 kere ameliyat olmak zorunda kaldım. Çok dayanılmaz acılar yaşadım. Bu süreçte kolumun kesileceğini söylediler. Ama dedim ki ben kolumu kestirmeyeceğim. Ne gerekiyorsa yapın diye doktorlarıma yalvardım. Sağ olsun hani maddi bir gücüm de yoktu ameliyat olmak için. Etraftan hayırseverler sesimi duydular ve bana yardım ettiler. Onlar sayesinde şu an bu kolum burada. Eğer kolum kesilmiş olsaydı veya o silah benim kalbime gelmiş olsaydı şu an burada olmayacaktım. Öncelikle buradan beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Başta ailem hep yanımda oldu, arkamda oldu. Tabii ki de sevenlerim de öyle, aynı şekilde. Size söylüyorum, hani ben sizi buraya ağlatmak için gelmedim diyorum ama kendim ağlıyorum, kusura bakmayın. 7 aylık bir kızım vardı, şimdi 1,5 yaşında. Onun için ayaktayım. Bunun üzerine 30 Ocak'ta beni vurduktan sonra yine hastaneden kaçarak, babam da tabii hani onu yaralamak zorunda kaldı. Hastaneden kaçarak adliye önünde kız kardeşim bıçaklama davası vardı. Onun önünde bize adliyede saldırdı. Bunun üzerine tutukladılar. Şimdi cezaevinde ve en ağır cezayı almasını istiyorum. Siz arkamdasınız ve beni destekliyorsunuz, bunu biliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz de... Sayın Genel Başkanım, siz hep uyuşturucunun ailelere ne gibi bedeller ödettiğinden sık sık bunu gündeme getiriyorsunuz, kamuoyunun gündemine taşıyorsunuz. Gülay kardeşimiz de uyuşturucu kullanan birisinin şiddetine maruz kaldı. İsterseniz siz de. Ben öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Aydın Azakka, ben çaresizce çırpınırken benim için savaşan, mecliste beni korumak için çırpınan insanların var olduğunu bilmiyordum. Çok dipteydim, son noktadaydım. Belediye başkanına gidip yalvardım, dedim ki ben çok çaresizim, beni bundan kurtarın. Koruma kararı, tedbir kararı hiç fayda etmiyor, uçurumun dibindeyim. Dediğimde bana sordukları ilk soru, bize üye misin? Önce bir kanım çekildi, ben buraya canım için geldim dedim, üyelik için gelmedim. Önce bunu hatırlatayım, sizden hiçbir tedbirim yok. Sadece bana bir avukat sağlayın dedim. Beni baroya yönlendirdiler. 3 ay. Hangi ilçeydi onu da söyleyeyim. Manisa Yunus Emre. Sayın Mehmet Çerçi adını da veriyorum. Beni baroya yönlendirdiler 3 ay.
evraklar, gezdirdiğim evraklar, işlemler 3 ayımı aldı. Çaresiz çırpınırken internette Sayın Nazlı Akın'ın projesini gördüm. Acaba dedim ki, yani açık söylemekte fayda var, aileyiz. Bu da mı sözde kalacak proje dedim de. Sayın Sadiye Uysal, Manisa Yüksemi ilçemiz, Kadınlar Kolu Başkanımız, kalbimden öpüyorum onu. Ona gittim, başvurdum. Hemen beni 144-44-82-85 arattı. Serpil Hanım. Görmedim, görüşemedim. Burada mı bilmiyorum şahsen kendileri. O kadar güzel beni anladı ki. Hemen dedi ya. Hiç durmanın bir anlamı yok dedi. 3 ayda ulaşamadığım baro avukatına 3 günde ulaştım. Bu Sayın Aylin Nazlı Akka sayesinde. Partimiz sayesinde, genel başkanımız bu, sayesinde. Dipteyken uzanan en güzel eldi benim için. Ben bu kadar güçlü olduğumu bilmiyordum. Ama onlar benim güçlü olduğumun farkındaydılar. Güç bulaşıcıymış. Onu öğrendim. Ayakta durmamın gerektiğini öğrendim. Hiçbir karşılığı olmadan çırpınmayı öğrendim. Güçlü kadın sağlıklı toplum olur, onu öğrendim. Yani farkına olan hayatıma dokundular. Ben eşimi şikayet ettiğimde 4 aylık hamileydim. Şiddet sonucu çocuğumu kaybettim. Uyuşturucu sattığını öğrendiğim gün ihbar ettim. Yalan söylemeyeceğim. 7 aylık hamileydim o dönemleri. Evim kurşunlandı ve çocuğumu karnımda kaybettim. 2 defa uyuşturucu yüzünden çocuklarımdan vazgeçtim, kaybettim. Şikayetçi olduğum gün Chopin ortamıyla boğulmaya kalkıştılar, kalktı. Burnumu kırdı, dişimi kırdı, bıçakladı. Şu an tek yarım karaciğer ve bir böbrekle ayaktayım. Ama güçlüyüm, çünkü güçlü güçlü kadınların yanındayım. Kullanıyor muydu uyuşturucu? Kullanıyordu, satıyordu. Genç çocuklar kafamda sıra oluyordu. Ben de bir anneydim. Evet, kefanelik elimden alındı ama en son üçüncü çocuğumda ben de bir anneydim. Oğlumu yerine koydum da artık yeter deyip gidip ihbar etti. İhbar ettiğim gün 48 gün yoğun bakımda yattım. Çünkü kalbime saplamıştı bıçağı. Direkt kalbime saplamıştı. Neden ihbar ettim diye. Göz yumadığım için ailem karşısına aldı. Herkes karşısına aldı ya. Benim ailem burası. Benim evim burası. Benim babam Kemal Kılıçdaroğlu. Yani evlatlarınızdan biriyim. Benim ablam Sayın Aylin Hanım, o benim için burada çırpılmış, çabalamış, emek vermiş, bir proje sunmuş, arkasında dimdik durmuş. Yapamadıklarını, devlete yapamadığını bana yaptı. Ben polise gidip, karakola gidip, ya bu adam bana saldırıyor, beni tehdit ediyor, evimi basıyor dediğimde, oradan bir memurun sözünü hayatta unutmam, ya sizin gibi kadınlar yüzünden biz hiçbirimiz yapamıyoruz dedi, sizle mi uğraşacağız? Yemin ediyorum dediğinde dedim, dedim ki sen bu resmi kafede bu kelimeyi kullanıyorsan senin bu devlette işin yok. Sen onda ondan bir arasısın yani. Sen sadece resmiyet kazanmışsın. Ama ne oldu? Evin bastığı gün ben Sayın Aylin Nazlı Akın'ın projesiyle boşanıyorum dediğim gün 3 ekip kapıma geldi. 3 ekip beni kale almayan karakol ifademi aldı. Emniyet müdürü beni çağırdı. Dedim ki demek ki bunun da dili yusubu varmış. Arkamda bir dağ varmış, benim haberim yokmuş. Ben gölgesine sığınıyormuşum, farkında değilmişim. Yani elime, hayatıma el vermişler, beni kanaktan tutup çıkarmışlar, benim gücüm farkına varmışlar. Bu sizler sayesinde, sizin sayenizde. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Böyle bir hak verdiğin için. Çok özür dilerim, ölmekten korkmuyordum. Bir köşe başında sadece devletin gözüne bir sayı olmaktan korkuyordum. İki çocuğumu ortada bırakmaktan korkuyordum. Sayın Nazlı'nın ne dedi? Yaşam senin de hakkın. Sen de yaşayacaksın. Senin de hayatta yerin var, adın var. Hani kadın olup üstümü kapatmadı. Bir milletvekili veya bir koltuğum var, ben burada durayım demedi. Sözün aksine durdu, bana destek oldu. Benim gibi 1000 tane kadını kurtardı. Nice burada insanlar onun sayesinde ayaktadır. Belki yaşamamın sebebi sensindir, onu da bilmiyorum. Çünkü bir sen güçlüsün. Sizin sayenizde, size örnek aldım. Seni örnek aldım. Sayın Şadiye Uysal. Ben çok teşekkür ediyorum. Bana bu şansı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Beni gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Bu kadar iyi bir örnek olduğun için biz teşekkür ediyoruz. Şimdi kadına yönelik şiddet deyince fiziksel ya da cinsel şiddet öncelikle akla geliyor. Ama psikolojik şiddet de çok büyük bir travma yaratan şiddet türü. Deniz arkadaşımız da böyle bir şiddet türüne maruz kaldı. Siz de yaşadıklarınızı anlatmak ister misiniz? Merhabalar öncelikle.
Bana burada konuşma fırsatı verdiğiniz için sevgili Ayşe Hanım, size çok teşekkür ediyorum. Kuşadası Kadın Kolları Başkanımız Ayşegül Hanım, çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir şey, benim yaşadığım aslında arkadaşların yaşadığından biraz daha farklı türde bir şiddet. Aslında burada bulunmamın amacı bu. Hani şiddet dendiği zaman sadece fiziksel olarak, işte nedir, bir yerinizde bir morluk vardır veya kırılan bir yeriniz vardır. Evet, bu adam bana şiddet uyguladı. Ama bir de işin görünmeyen tarafı var ve psikolojik şiddet. Bunun dışında ben hani hayatımın farklı dönemlerinde, hatta şunu iddia edebilirim ki kadınların %90'ının yaşadığı, bunu hani çok iddialı bir şekilde söyleyebilirim çevremden gözlemlediğim kadarıyla, hani farklı türde şiddetlere de maruz kaldım. Bu nedir? Ekonomik şiddet olabilir, cinsel şiddet olabilir, psikolojik şiddet olabilir. Ama ben asıl sorunun şu olduğunu düşünüyorum. Biz kadınlar şiddeti sadece bize vurulması, işte bize ateş edilmesi, sadece böyle algılıyoruz. Ama böyle bir durum yok. Ve psikolojik şiddetin, cinsel şiddetin, ekonomik şiddetin bizim ruhumuzda açtığı yaraları göstermek bizim için çok daha zor oluyor. Bunu söylemek istiyorum. Siz bir özel çocuk annesisiniz. Evet. Bu arada 6 yaşında atipik otizm tanılı bir oğlum var. Bu belediyemiz, Sayın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na Kuşadası Otizm Destek Merkezi'ni kurduğu için, hatta burada sadece kendi adıma konuşmuyorum, merkeze devam eden, orada çocukları eğitim alıyor olan bütün otizmli çocuk anneleri adına konuşuyorum. Her şeyden çok memnunuz. Devletin bize vermiş olduğu saatlerin üstüne ek olarak bir o kadar daha saat biz belediyeden eğitim alıyoruz. Oğlum için spor eğitimi, ergoterapi, bunların hepsinde bize destek oluyorlar. Oğlumun eğitimine yardımcı oluyorlar. Ben buradan bir anne olarak, bir otizmli çocuk annesi olarak sizlere çok çok teşekkür etmek istiyorum. Atladığım bir şey yok sanırım. Siz içinizden ne geliyorsa çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sizi alabiliriz aşağıya, çok teşekkürler. Sayın Genel Başkanım, değerli kız kardeşlerim, bir de aramızda bir anne var. Bu anne 31 gün önce evladını toprağa verdi. Acılı bir anne. Bu anneyle de elbette bundan sonraki süreçte dayanışmayı yükselteceğiz. Hep onunla bir ve beraber olacağız. Zeynep Hanım, siz de biraz duygularınızı anlatmak ister misiniz? Zeynep Kırgöz, Hilal Kırgöz'ün annesi. O da çok mücadeleci bir kadın. Elbette şu an acısı çok taze. Ama sonuna kadar başka kadınlar öldürülmesin diye de mücadele edecek. Değil mi Zeynep Hanımcığım? Buyurun isterseniz. Nasıl anlatayım bilmiyorum. Buraya Şadiye ablam sayesinde geldim ve sesimi duyurmak istiyorum. Ben 31 gün önce kızımı kaybettim. 21 yaşında. Ve şu anda toprağa koydum kızımı. Çok mücadele ettim. Defalarca polise gittim. Şikayet ettik kızımla beraber. Uzaklaştırması vardı. Ama bu uzaklaştırma kağıt üstünde hiçbir işe yaramıyor. Size bir kağıt veriyorlar, diyorlar ki uzaklaştırması var. Ama bu bizi korumadı. Defalarca polise gitmeme rağmen hiçbir önlem alınmadı. Dediler ki biz elimizden geleni yaparız. Yapmadılar. Yapsalardı şu anda benim kızım yaşıyor olacaktı. 21 yaşındaydı. Yapmadılar. Defalarca polise gittim. Defalarca yani ihlal etti. Ama hiçbir zaman bizim arkamızda durmadılar.
Dediler ki bize, hani uzaklaştırması var ama bu şahıs bizim kapımızın önünde, arabanın içinde duruyor. Diyorlar ki, yani sizin zile basmadıktan sonra biz bir şey yapamayız. Bu her sokakta kızımın önüne geçiyor. Diyorlar ki, ispatınız var mı? Dışarı kardeşiyle çıksın. Bu şahıs önüne geçtiğinde bunu videoya alın, kameraya alın ve bize gösterin. Daha nasıl ispatlayabiliriz ki? Diyoruz ki biz bundan korkuyoruz. Ve olay olduğu günde kızıma polis karakoluna biri sürekli demiş ki bu kızın başına bugün bir iş gelecek. Ve o gün defalarca ihbar olmasına rağmen polisler kızımı aramışlar. Demişler ki sen ne yapıyorsun, neredesin? O da ben çarşıdayım ama şu anda bende bir şey yok. Ve eve kızım yarım saatte gelecek olan yeri gelemiyor. Neden? Bu pislik önüne geçiyor ve kızımı defalarca arabanın içine pindirip kaçırmaya çalışıyor ve her seferinde kızım arabadan kendini atıyor. Ve en sonunda saçından tutuyor. Diyor ki, başına silahı dayayıp da sen bu arabayı sessizce binmediğin, bütün mahalleyi topladığın için beni belki polisler götürecek ama sen de yaşamayacaksın. Defalarca kafasını sıkıyor, kulağının içine sıkıyor ve ateş almıyor. Ve en sonunda gözü kara bir abimiz bunun elinden silahı almaya çalışıyor ve defalarca onu da sıkıyor. Her seferinde silah patlamıyor ve en sonunda bir muhtar ablamız var. O diyor ki kızım muhtarlığın içine kaç, orada sana bir şey yapamaz. Tam oraya kaçarken kızımı sırtından, omuriliğinden vuruyor. Omuriliğinden vuruyor ve kızım ayağa kalkamıyor. Orada kalıyor. Ben defalarca polise gitmeme rağmen o gün 12'yi 2 geçe kızım da bu savaş başlamış, bu caniyle savaşmaya başlamış. 12.30'da polisler geliyor olay yerine. Tam 28 dakika boyunca benim kızım o caniyle savaşıyor. Ve benim kızımın küçücük bir karınca koyduğunda bağıran, ortalığı ayağa kaldıran bir çocuktur. Yanında bazen şakalaşırdık. Bir çakmak çaktığında baba beni yakacaksın diye bağırırdı. Ve hiç korkmadan o tabancayla 28 dakika boyunca cebelleşti benim kızım. Öyle bir cebelleşti ki sonra da olayı duyduğumda koşarak yanına gittim. Ve kızım yerde yatıyordu. Diyor ki, anne, beni merak etme, ben çok iyiyim. Başaramadım ama. Başaramadım anne dedi. Annem başardın dedim, başardın. Belki bu zamanda polisler çok geç geliyor. Ben bilmiyorum ama mahallelinin söylediğini söylüyorum. Diyorlar ki, kızın 28 dakika boyunca o caniyle cebelleşti. Her yardım etmek isteyene silahı doğrultuyor ve herkes geri kaçıyor. Hiç kimse yanaşamıyor. Ve polisler geç geldiğinde diyorlar ki niye geç geldiniz? Polislerden biri diyor ki bizim canımız yok mu? Diğeri diyor ki terbiyesizlik yapmayın, geldik biz işte. Ve polisler kızımı korumadı. Korusaydı bugün benim kızım hayatta olacaktı. Ya da bana şöyle deselerdi, biz koruyamıyoruz, bize yetki yok deselerdi, sen koru deseydi belki kızımı hiç evden çıkarmayacaktım ama onun yanımda olduğunu bilecektim. Şu anda buz gibi toprağın içine koydum ve 21 yaşında güzeller güzeli kızım ve 21 yaşında buz gibi toprağın içine koydum. O cani bir kızımı öldürmedi.
4 kişilik bir aileyi yok etti. Şu anda nefes alamıyorum. Şu anda hiçbir şeye gülemiyorum, sevinemiyorum. Ben nasılsam evdeki diğer kişiler de aynı. Baba işe gidiyor, işini yapamıyor. Kardeşi okula gidiyor, okulda dersleri kafasına almıyor. Bu cani her yolu biliyor. Diyor ki polisler bana bir şey yapamaz. Ben ön kapıdan girer, arka kapıdan çıkarım. Aynısını polislere söylediğimde polis dedi ki biz dedi savcının kardeşini alıyoruz, savcıyı alıyoruz. Bunu mu alamayacağız? Ama alamadınız, o kelepçeyi onun koluna takamadınız. O gün kızımı silah doğrulttuğu zaman siz de ona silah doğrultsaydınız, bir elinden yaralasaydınız belki bunu yapamayacaktı. Benim kızım şu anda sağ olacaktı. Ben buz gibi toprağa koymak istemiyorum kızımı ama koydum. Ben akşamları sıcak bir yerde yatıyorum. Diyorum ki, eşime dedim ki, petekleri kapatır mısın? Neden dedim. O şu anda buz gibi toprakta yatıyor. Ben onu koruyamadım. Biz de soğuk bir evde duralım. Çünkü o buz gibi toprakta yatıyor. Mezarına gittim ve toprağına sarıldım. O caniyi şu anda aldılar, hapse attılar. Bunun yemeğini veriyorlar, suyunu veriyorlar, yatacak yerini veriyorlar ve onu besliyorlar orada. Ayda bir kere sevdiklerini görecek. Bayramlarda açık görüş olacak. Sevdiklerini kucaklayacak. Ama ben neyi kucaklayacağım? Bir kızım vardı. Kızımı kaybettim. Dünyam durdu. Umutlarım durdu. Nefes alamıyorum. Hayallerim yıkıldı. Benim kızım üniversiteye gidecekti. Üniversite hazırlık yapıyordu. Ve gidemedi. Yerini tuttuk. Yani okuyacağı okula gittik, gördük. Kalacağı yeri tuttuk. Ama gidemedi. Bizim hayallerimiz vardı, hayallerimizin hepsi yıkıldı. Ve kızımı kara toprağa koydum. Ve Şadiye ablam sayesinde buralara geldim. Kızım için savaşmak istiyorum, sesimi duyurmak istiyorum. Onu hayatta kurtaramadım, belki yaşatamadım. Ama bundan sonra Sayın Yunus Emre, ilçe başkanımız var. Yalçın Arcak avukatımızdır. O Şadiye ablamız, Sayın Semih Balaban, şimdiye kadar adını sayamadığım bir sürü başkanlarımız bize hep destek oldular. Ve onların desteği sayesinde buralara geldim, sesimi duyurmak istiyorum. O caninin en ağır ceza almasını istiyorum. O cani içeriden çıkmasın. Çıkmasını istemiyorum. Kızımın rahat uyuması için o caninin en ağır cezayı almasını istiyorum. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bu caninin arkasında duranlar, bu caniyi savunanlar, bu caniye yardım edenler, Allah'tan tek bir dileğim var. Aynı acıyı, ne bir eksik ne bir fazla, aynısını yaşasınlar ki beni anlasınlar. Herkese teşekkür ederim. Söz bitti. O yüzden biz inelim aşağıya.